Merhaba, tasarıma dair ipuçları verdiğimiz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birden fazla sayıdan oluşan resim alanlarını birleştirmeyi ve ekleme çıkarma yöntemiyle farklı resim alanları oluşturmayı göstereceğiz. Öncelikle şu örnekle başlayalım. Gördüğünüz gibi önümde 6 adet resim alanım var. Ben istiyorum ki bu 6 adet resim alanı birleşsin ve sanki tek bir resim alanıymış gibi hareket etsin. Bunu yapmak çok kolay. Adobe uygulamalarında Pathfinder diye bildiğimiz yol bulucuyu kullanacağız. Yol bulucu InDesign'da nesne menüsünün içerisinde. Öncelikle bu 6 objemi seçiyorum. Daha sonra nesneye gidiyorum ve buradan yol bulucudan ekle seçeneğini seçiyorum. Gördüğünüz gibi 6 resim alanını birleştirerek sanki tek bir resim alanıymış gibi bana oluşturdu. Şimdi yapacağım şey görselimi çağırmak. Command D ya da Ctrl D ile görselimi çağırıyorum. Gördüğünüz gibi InDesign resim alanını birleştirerek sanki tek bir resim alanıymış gibi bana sundu. İçine girdiğimde gördüğünüz gibi yer değiştirdiğimde hiçbir fark olmayacak ve 6 resim alanı sanki tek bir resim alanıymış gibi hareket edecek. Peki hep kare ve daire mi muhtacım? Yani başka şekillerde resim alanı oluşturamaz mıyım? Tabii ki oluşturabiliriz. İsterseniz ikinci örneğe geçelim. Örneğin bir kare açalım. Daha sonra bir daire açalım. Ben istiyorum ki benim resim alanım şu iki objenin birleşiminden oluşsun. Aynı şekilde iki objeyi seçiyorum. Nesne, yol bulucu, ekle dediğimde gördüğünüz gibi iki objeyi birleştirerek bana farklı bir biçimde resim alanı sundu. Yine yapacağım şey görselimi çağırmak. Çıkarma yöntemini de kullanabiliriz. Yine bir daire açayım ve bir kare açalım ve bunu bundan çıkartalım, yani keselim. Yol bulucu çıkart dediğimde bakın yeni bir resim alanı oluşturdu ve bu şekilde farklı biçimler oluşturduk. Resim alanı yaparken illa kare, daire ya da bu ikisinin birleşiminden yola çıkmak zorunda değilim. Serbest resim alanları oluşturabilirim. Örneğin pen aracını seçtiğimde şöyle serbest bir biçim yapalım. Rastgele çiziyorum. Daha özenli çizimler yapılabilir tabii ki. Bir yol yaptım. Bu yolu seçip resmimi çağırdığımda bakın bu yolu da InDesign resim alanı olarak görerek kullanıma sundu. Yine aynı şekilde resim alanının sunduğu her türlü özelliği burada kullanabilirim. Bir ipucundan bugünlük bu kadar.